Daha iyi misin Aleyna? Ağla ağla yani... için çıktı. Konuşmuyoruz. Dün ağla ağla için çıktı. Konuşmuyorsunuz. Evet. Üstünüz. Evet. Yapmayın. Ha? Küstüm yani. Nişanlınla konuştun mu bu konuyu karşılıklı? Yani nişanlımla konuştum. Sadece ağladığımı söyledim. Bu kadar yani. Fazla detaylı konuşmadım. Bir şey demedi mi? Tamam dedi. Ben dedi halledeceğim dedi. Kapattı. Allah Allah. Sen konuştun mu oğlunla? Hesap sordun mu? Yüzeysel olarak görüştük. Niye ayol? Gelinler, kaynanalar birbirini yiyor. Oğlan çekiliyor kenara. Ortada kalıyor yazık. Yapacak ortada şey. Kaldığını aynen. Düşünüyorsun. Herkeste bir tuhaflık var bugün sanki ama. Bir şey söyleyeyim mi sana Aleyna'cığım? Evet. Nişanlın sadece o küçük konuşmanızla kalmamış şekerim. Sana bir mesaj gönderdim. Aa bak. Hazır mısın? Evet hazırım. Görmeye, duymaya. Sen hazır mısın oğlun neler demiş duymaya? Vallahi biraz bakacağım yani şu an görüncüm. Ben de çok merak ettim. Gelin aynen. Buyurun izleyelim. Merhabalar, iyi günler. İlk program doğrultusunda bazı duyumlar aldım. İki gözümün çiçeğinin harcadığı tutar göze batmış. Değil 30 bin, 130 bin, 230 bin harcasa da herhangi bir problem yok. Misal bir mağazanın önünden geçerken bir çantam beğendi. Mümkün olduğu mertebe çanta markasından hisse bile alırız. Hiç sorun yok. Yeter ki sevdiceğim mutlu olsun. İnsan ilerideki eşinin harcamalarını çetelesini tutmamalı. Bu gayet yanlış bir durum. Dediğim gibi iki gözümün çiçeğine her şey feda olsun. Yeter ki sevdiceğim mutlu olsun demiş evet. Oğlun. Ya tam nişanlılık bir hareket yani. Yani ben ondan diyor, bunu beklerdim. Evet. Diyor. Ha, bir beklerdim. Şey söyleyebilir miyim? Kesinlikle yine oğluma hemen bir şeyler söyledi. Ya. Acitasyon yaptı, duygu sömürüsü yaptı. Yapacağını yaptı. Hiçbir şey... Tam sana da layık bir davranış sergilettiğin için teşekkür ederim. Hiçbir şey yapmadım. Yapmasın Rabia, ben seni tanıyorum. Hayır oğlum. Tanıyorum seni. Dinlemiyorsun ki beni. Ben oğlunla konuştum. Oğlum dedi ki tamam halledeceğim dedi, kapattı. O zaman bütün variyetimi biz senin süsüne verelim Aleyna. İşimiz yok, yıllarca kazandığımızı sana verelim. Ama senin oğlun öyle kim ne derse söyleyecek bir adam mı? Yani hayır için değil. Yapar, yapar. Hayır öyle biri değil yani. Çok zayıf noktasından vuruyor. O da sevdiği için her şekilde kullanıyor sevgisini. Nereden vuruyorum? Sizce şu anda yani cevabı vermiş olmamış mı? Aynılığa devam ediyor. Hayır hayır. Aramış nişanlısını. Ağlamış ağlamış. Aynen. Adamcağıza da yazık böyle video çektirmiş. Aynen. Gerçekten aynen. Yazık. Nereden biliyorsun çektirdiğimi? Çektirdiğimi ezber kelimeler kullanıyor. Yetiştirmese ne olurdu? Bir şey söyleyeceğim. Ezber kelimelerle konuşuyor. Kendi hemen kelimeleri yetiştirmiş değil. Nişanlısına, aynen. Anasıyla yazık arasına. Değil mi ya? Aynen. Bir şey senin söyleyeceğim. Mi para harcayacaklar? Nereden biliyorsun ki sen? Nereden kendin çalış kendin al. Ya telefonla konuşurken yanımda mıydın sen? Nasıl? Kesinlikle adam öyle yapılmış bir daha. Ben çocuğumu ben tanıyorum. Ben öyle bir şey yapmadım. Nursel Hanım. İsterse tekrar yapmadın da ben mi çektirdim zorunlu? Sen geleceğine hiç yatırım yapmıyorsun. Çocuğunu düşünmüyorsun. Geleceği sen bugün varsa bugün yiyorsun. Yarını düşünmüyorsun Aleyna. Evet. Senin hareketin bu. Ya bir gerçekten kınıyorum. Oğlumu düşünmüyor. Mutlu oğlumu da, için her şeyi yapamıyor. Ya ben oğlumu da bu konuda inanın kullandığı için çok sinirlendim. Yazık Nursel çocuk Hanım. Seviyor. Aa. Evet, sevgisini kullanıyor. Aha. En zayıf noktasını kullanıyor. Aklı, aklı. Gerçekten. Kaç şey söyleyebilir miyim? Bir dakika, Nursel Hanım, güncel hayata bir bakın Allah aşkına. Kim 30 bin lirayı şu an bir şekilde basit olarak gören bir insan ben tanımıyorum. Kesinlikle kurgulanmıyor. Kesinlikle çocuğum. Hay hay, basit olarak kimse görmüyor. Konu... Ama Aleyna istemiyor da beyefendi tabii çok sevdiği için. İstemiyorum yan cebime koy. Hayır, o çok öyle şey yok. Güzel. Son model araba yanına bir de at arabasını yerlerine yerlerine gidersin. Ay Aleyna şu anda mesajı da verdi. Son model bir araba beğeniyorum. Aynen olur gelin. Hayır böyle sürekli akıllar veriyor. Şöyle yapın Aleyna. Böyle yapın. İlk önce bence gelininizi aşılayacağınıza bu konuyu oğlunuzu aşılayın ki. Bak, yapmasın. Yeşilcim aşılayamıyorum. Niye dinlemiş? Bir şey söyleyeceğim. Aşk köre diyor gözleri, anladın mı? Beni dinler misiniz? Ben vardan yoktan anlayan bir insanım. Biz yeri geliyor simit de yiyoruz, yeri geliyor lüksüme. Ben evet. Senin simit yediğini hiç ya, görmedim. Nerede görmedin sen? Evet. Aleyna. Beni dinlemiyorsunuz. Ben konuşmak istemiyorum. Ya sen... Adamım ben zorla bir şey anlayamıyorum. Dur sakin ol, sen niye canım? Beyhan abla kız. Anlayan bir... Teşekkür ederim. Nereden biliyorsun Beyhan abla? Ben seni biliyorum.
Sakin ol Alena. Boş istiyorum dedi. Beyhan abla sen ya. Kız büyük ya kaynana gibi kızı ne kışkırtıp duruyorsun? Söyle Aleyna. Ya ben diyorum ki yeri geliyor simit de yiyoruz, yeri geliyor restoranta da gidiyoruz. Sevdiğin için vardan yoktan anlayan bir insanım ben. Olsa... Parası olmadığı zaman ben zaten bir şey istemem ki. Zorla mı aldıracağım? Neden zora sokayım sana ki? Sana diyorum Aleyna bu ay durumum böyle. Evet söyle. Anlamıyor. Evet, anlamıyor. Ya nereden biliyorsun? Anne sana olmadığı için böyle yapıyorsun. Kesin sana aldım. Sen daha mutlu olur. Ben duyabiliyorum. Anasıyım herhalde isteyeceğim. Ben dünyayı İsti ne olacağım? Sen... Tamam mı? Oğlum anne bir... bugün de sen ağlayarak bana çanta aldı. Tamam mı? Neden benim ağlasın kendi ekonomik özgürlüğüm var. Ben ağlıyorum. Ağlayarak şikayet ediyorum ya. Nursel Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Biraz dinlerse çok sevineceğim. Şimdi benim ekonomik özgürlüğüm var. Ben kazandığım sürece kesinlikle hele senin gibi bir nişanlı bir şekilde olsaydım asla nişanlıma bir şey aldırtmazdım. Sana bu bir şey söyleyebilir hayır. miyim? Ben... Alabilir ama her gün alamaz. Alabilir ya ama bunu beğendim al diyemezsin. Alabilir her sabah bir yere gidince benim karnım aç özel bir yerde kahvaltı edelim demem. Kahvaltıyı ben hazırlıyorum evde. Oğlun her gün bize geliyor. Hayır. Oğlun evet. evde kahvaltı yapmaya bize geliyor. Her gün bize kahvaltı sen çağırıyorsun yapıyor. Da öyle geliyor. Hayır. Çocuk uyku serseni gözlerini uğuştura uğuştura annesinin hazırladığı kahvaltıyı bırakıp koşuyor. Vallahi, bu her gün olan bir şey. Ağzım açık kaldı ben yani. De. Gerçekten resmen beyefendicim de arada kalmış. Ama Aleyna şu an ne yapabilir hani... O kadar istekliyse... Ne yapabilir? Biraz merhametli davranabilir Nursel Hanım. Bence Aleyna'ya değil, senin oğlunla konuşman lazım. Benim oğlum gözleri kör, en zaaf noktasından vurmuş. Nursel Hanım ne dese bak otur diyor, aynı kumanda gibi elinde kumanda. Otur oturuyor, kalk kalkıyor. Yok otur, artık. Otur. Evet aynen öyle Nursel Hanım, aynen öyle. O zaman tamam bu konuyu sakinleşin, sonra isterseniz devam ederiz ama daha sakin olun yani. Sadece Aleyna değil yani buradaki sebep bence.